Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği cevabı yayınlayalım. Saatlerimiz 6'yı 33 dakika geçiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyla ilgili sözleri huzurlarınıza geliyor. Şimdi de çıkmış bir ahlaksız, bir edepsiz, benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti gibi olacağını olabileceğini ümit ettiğini söylüyor. Ve ahlaksız ve edepsiz. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Umarım Erdoğan'ın sonu Menderes'e benzemez diyen CHP'li Engin Altay'a tepkisi sert oldu. Ölümden korkmadık. Bizim imanımızın gereği ölümü korkutmaktır. Ve bu yolculuğumuzu da böyle devam ettireceğiz. Ama siz zaten ölüm dendiği zaman kaçacak delik arayanlardansınız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Altay'ın darbeyi çağrıştıran ve tehdit dolu söylemlerine grup toplantısında yanıt verdi. Yani Menderes'in akıbetinden hoşnut mu oluyorsunuz? Memnun mu oluyorsunuz? Çünkü o akıbeti hazırlayanlar da sizdiniz. Şimdi bize de aynı akıbeti mi hatırlatıyorsunuz? Boşuna uğraşmayın. Boşuna gayret etmeyin. El Allah biz bunların hepsine hazırız. 15 Temmuz'da bunu gördük ve 15 Temmuz'u hazırlayanları bu ülkeyi mezar ettik. Mezar! Erdoğan 15 Temmuz hatırlatması yaptı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden CHP'nin darbeye karşı tutumunu eleştirdi. Senin genel başkanın tankların arasından Kaçıp Bakırköy Belediyesi'ne giderken biz orada milletimizle beraber, milli iradeyle beraber sadece ülkemize değil tüm dünyaya selam verdik. Ve biz dik durduk. Asla geri durmadık. Biz ölümden korkmuyoruz diye de ekledi Erdoğan. Ali İmran Suresinin 185. ayetini okudu. Biz şuna inanmışız. Estağfurullah nefsin zaikatul meut. Her nefis ölümü tadacaktır. Bitti. Ama senin değerlerin içinde böyle bir şey yoksa onu ben bilmem. Bu yolculuk bir vatan yolculuğudur ve bu vatanı ayağa kaldırma yolculuğudur. Nefsimiz bu yolda feda olsun dedik ve bu yola böyle çıktık. Gündeminde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunan mevkidaşına verdiği yanıt da vardı. Asla baş eğmeyecek, baş verip baş eğmeyen bir millet olarak tarihimizin her dönemi gibi bugün de önceliğimiz istiklalimizdir.